Bir diğer konu başlığımız erken ergenlik döneminde psikolojinin nasıl etkilendiği ve bu dönemde yaşanan sorunlara eğer müdahale edilmezse bunların gelecekte kısa ya da uzun vadede ne gibi sorunlara yol açacağı konusu. Biz biliyoruz ki erken ergenlikle birlikte çocukların yaşamış oldukları fiziksel ve hormonal değişiklikler pek çok duygusal, emosyonel, sosyal ve ruhsal problemlere yol açmakta ve çocuğun psikososyal stres etkenlerini arttırmaktadır. Ergenliğin olağan gelişimi söylediğimiz gibi uzun bir sürece yayılmakta ve pek çok değişimin bir arada gittiği bir süreç olarak tezahür etmektedir. Ancak olması gereken fiziksel değişimle birlikte yaşanması gereken bilişsel değişiklikler ve ruhsal gelişim erken ergenlik durumunda daha geriden gelmektedir. Dolayısıyla fiziksel gelişimin baskın olarak devam etmesine ayak uyduramayan bir bilişsel gelişim ve ruhsal gelişim söz konusudur. Böyle bir uyumsuzluk ve dengesizlik de çocukta pek çok psikososyal stres etkeninin yaşanmasını ve ruhsal hastalıkların ortaya çıkışını tetikleyebilmektedir. Bedenin ve sekonder cinsiyet özelliklerinin hızlı gelişimi ve eşlik eden boy uzaması çocuğun kendilik tasarımlarını da mutlaka etkileyecektir. Çocuklarda ve ergenlerde kendilik tasarımları beden algısıyla çok ilişkilidir. Özellikle de ergenliğin ilk evrelerinde başlayan ve ergenliğin sonlarına doğru yapılanması tamamlanan kimlik gelişim süreci bedensel kimlik gelişiminden oldukça fazla etkilenmektedir. Dolayısıyla henüz daha kimlik gelişimi ve kendilik tasarımları tam olarak oluşmamışken ve bununla ilgili bilişsel yapılar hazır değilken gelişen bir beden, çocukta bedenin algısına ilişkin olumsuz tasarımlara ve bedenin kabulüne ilişkin bazı zorluklara yol açacaktır. Yaşadığı fiziksel değişimlerle ilgili duyduğu rahatsızlık, bedenin kabulüne ilişkin zorluklar, yaşanan değişimle başa çıkamamanın yarattığı kaygı, kendini akranlarıyla kıyaslama, akranları tarafından etiketlenme, akran dışlanmasına sebep olmaktadır çocuklarda özellikle. Yaşanan bu durum uygun yaşıt ilişkilerinin kurulmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Böyle bir durumda yalnızlık, izolasyon duygusu, etiketlenme korkusu ve bunlarla başa çıkamama durumu çocuğu hem akranlarından hem de akran grubuyla daha sık temas ettiği okul ortamından uzaklaştırabilmekte ve eğer bu durum devam ederse depresyon ya da kendine zarar verme gibi davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Sadece akran grubunu değil, okulla da ilgili bağını aslında erken ergenlikte yaşanan değişimler oldukça etkilemekte. Yaşıtlarına göre kendini farklı hisseden çocukta aslında bilişsel gelişim hazır olmamasına rağmen kendini bu yönde bir zorlama çabası da görülebilmekte. Okulda yaşayabileceği etiketlenme ya da dışlanmayla ilgili kaygılarla beraber okul ortamından uzaklaşma, okula gitmede isteksizlik, okulu bırakmaya kadar varan okul sorunları ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan bu dönüşüme ayak uydurma çabası çocuğu biraz daha kendi yaşıt grubundan uzaklaştırarak kendi yaşıtlarından daha büyük akran gruplarıyla temas etmeye de yönlendirebilir. Özellikle de bedensel değişimin çok fark edildiği akran gruplarına kayma, akran gruplarında kendini bu değişimlerle gösterme çabası, bununla ilgili akran etkisine aslında maruz kalmanın artması ki biz bunu erken ergenlik evresinde oldukça fazla görürüz. Ancak yaşanan bu değişimlere ayak uyduramama, kendini gösterme çabası içerisinde üzerine fazlaca bir rol alma, erken roller edinme ve bazı risk ilişkili denemelere maruz kalma bu çocuklarda söz konusu olabilmektedir. Neler olabilir bu denemeler? Özellikle yaşıt ilişkileri daha büyük kişilerle kurulduğunda onlarla beraber geçirilen zamanın artması, yetişkin süpervizyonundan da eksik kalınan ortamlara girmek anlamına geliyor ki bu ev ve okul dışı akranlarla birebir geçirilen ortamlar anlamına gelmektedir. Eğer böyle bir durum sık sık yaşandıysa ya da yaşanmaktaysa çocuğun akran ortamında yaşıyla uygunsuz denemeler yapma riski artmaktadır ki bunlar içerisinde uygunsuz cinsel davranışlar olabilmekte ya da madde ile ilgili denemeler de ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan yaşadığı bedensel değişiklikler de çevre tarafından daha fazla fark edildiğinde okul çevresinde ya da akran çevresinde kendisinden daha büyük biri gibi davranması ve bu şekilde hareket etmesi çocuklardan beklenmektedir. Bunu bazen ebeveynler, bazen de yaşıt grubu yapabilmektedir. Böyle bir durumda aldığı roller değişebilmekte, uygun olmayan rol modellerini içselleştirebilmekte ve riskli denemelere daha fazla maruz kalmaktadırlar. Özellikle erken ergenlik geçiren kız çocuklarında bu durum cinsel uyarımlarla birlikte cinsel saldırıya ya da cinsel zorlanmalara sebep olmaktadır ve henüz daha kendini koruma kapasitesi gelişmeyen ya da dur, düşün, hareket et diye tabir edebileceğimiz beynimizin ön bölgesinin yeterince gelişmemiş olmasıyla da birlikte risk alma davranışları ve buna bağlı ruhsal sorunlar oldukça sık görülebilmektedir.